Babacığım çok acıktın değil mi ya? Bekliyoruz kızım. Öf, bu ne ya? Sokak arasında mangal mı yakılır Allah aşkına? Olan var olmayan var. Canı çekecek milletin ya. Kızım nerede kaldı o düşünceli nazik insanlar? Ay vallahi koca bahçemiz var. Bir kere mangal yapmadık komşular rahatsız olmasın diye. Ay şu camı falan kapatalım Yasemin, içeri gitmesin. Acaba içeride mi yesek anne ya? Olur olur, hadi biz de kokmayız. Ay, dur. Ay telefon çalıyor baba, tek başına kaldırma ne olur. Efendim? Alo Yasemin. Efendim Demir. Kızım niye arıyor bu adam seni durup durup? Şey diyeceğim ya, ben aşağıda masa hazırladım. Sizinkileri alıp gelsene, birlikte bir yemek yiyelim. Masa. Birlikte. Ya kızım birlikte dediysek öyle birlikte değil ya. Annemler babaannemi Mücella teyzeye götürdü. Ablamları sinema ısmarladım, Ayşen'le kafede. Yani biz kendi çekirdek aile şeklimizde, öyle yani birlikte. Aa, ama biz sipariş vermiştik. Ya boş versene şimdi siparişi ya. Semin hem diyorsun gel arayı düzelt, sonra yoluma taş koysun. Sen ne yapıyorsun? Ha, tamam. Tamam iniyoruz. Hadi tamam gel bekle. Nereye iniyoruz? Babacığım, Demir aşağı masa hazırlamış. Sizi de davet ediyor. Boşver, burada yeriz kendi kendimize. Hem benim o adamın yüzünü göresim yok. Ya babacığım niye öyle diyorsun? Demir çok iyi bir çocuk aslında. Ne olur sanki inip yesek? Üzeyir, hadi bak çocuk uğraşmış, o kadar zahmet etmiş. İnsek ya ne olur, hadi. Hemen gel çıkarız. Bak kızım, senin bu adamla aranda bir şey yok değil mi? Eğer öyleyse ben asla öyle bir damat kabul etmem, bilesin. Yok babacığım, vallahi arkadaşız biz. Hadi iyi bakalım. Ne oldu ki? Ayşe. Oo, Ateş Bey oğlum gelmiş. Merhaba. Biz de yemek yiyecektik, gel beraber yiyelim. Ya çok iyi olurdu aslında ama benim çok ufak bir işim var yukarıda. Onu halletsem aslında daha iyi. Ateş, kal birlikte yiyelim. Otur. Hadi hadi, kaynanan sevecek. Ya öyle bir şey de vardı değil mi? Tabii sever, niye sevmesin? Eli yüzü düzgün, efendi çocuksun. Tabii ya, maşallah yumurta gibi çocuk. Kırılma sen, dikkat edin. Mangalı sen mi yaktın? Tabii, sizin şerefinize. Yasemin bak, biz de hani diyorduk şu mahalle arasında mangal yapan görgüsüz kim? Ben hiç artıya geçemeyecek miyim ya? Hadi gel evladım. Hadi. Üzeyir amca. Lütfen, hadi. Bir beraber yiyelim, lütfen. Elinize sağlık. Sağ ol. Tamam. Hadi, geçelim. Ha, kolaydı öyle geçmek. Siz geçin, ben şey yapıyorum etleri. Şey yapayım, geliyorum, hemen geliyorum. Otursun oğlum, ayakta kaldım. Tabii, oturayım. Kızım, bu herif beni öldürmek mi istiyor? Ben onu alayım. Olmadı tabii bu. Ateş, ne yapıyorsun ya? Ben onu şeyden tamamiyet olsun diye yani iki muhabbet ederiz de şey yapma ona. Babam alkolü hiç sevmezdi. Efendim, ben size şöyle takdim edeyim. Bana verme çelik. Demir efendim, ama ben bütün bunları sizin için yaptım. Bir lokma yeseniz. Et yemem, dokunuyor evladım. Ateşe ver. Ayşen, yemin ediyorum yeni öğrendim. Benim etleri diyorum, sana versin. Ha, tabii, olur efendim. Zaten et size dokunur, siz salata falan yiyin. Köfte de var. Yavrum, ağır gelir, kalbini yarar. Tamam, peki ben o zaman böyle bırakıyorum. Sağlığına dokunmayan alsın. Ben de ağzı pişmiş severim, bunların içinde yok. Bir gidip bakayım var mı? Ben bırakıyorum kızım, yemin ederim ben artık bırakıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Sabahtan beri paraş paraş imanım gevredi mangal başında. Beyefendi yok, ben et yemem diyor. Halbuki bilmiyor ki. Et giren yere dert girmez.
Ama boş ver ha, ne yapacaksın? Ben bunu anlatamam ki. Ya dedim ki adama bir lokma al ya. Beyefendi menet yemiyorum diyor. Ya insan hatır için bir lokma yemez mi şundan ya? Allah Allah. Sen de manyak mısın oğlum ya? Kalp hastası adama mangal mı yakılır? Bir de içki koymuşsun masaya. Bir sorsana. O zaman sürpriz mi olacak? Bu da doğru. Ama şimdi sana sürpriz oldu, iyi mi oldu? Ya yemin ediyorum -5 ya Semin, -5 daha ben artıyı göremem. Hayır ben anlamıyorum ki yani niye bütün veliler seviyor? Gördük demin salatayı koydu. Ulan salatayı ben doğradım çop. Maharet doğramakta. Ne olacak önüne koysan ne olur yani? Tamam sakin ol Allah aşkına. Ben şimdi gideyim çayları doldurayım. Sen sadece sakin ol, tamam mı? Çayları hemen getiriyorum ben. Ben de bir lavaboya gideyim. Yasin, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Benim acilen Ayşe'ni görmen lazım. Ne oldu oğlum? Ne diyorsun? Ben neresinden başlayayım ki? Ayşen Şenay'ın annesi olduğunu öğrendi. Oldu mu? Ha? Ya biliyorum çok karışık ama anlatacağım. Tamam. Şenay kim? Aa Şenay. Nasıl? Şenay. Ayşe'nin annesi miymiş? Oğlum Ayşe'nin evlatlık mıymış? Yasemin. Hepsini anlatacağım tek tek ama şimdi beni idare etmen lazım, tamam mı? Mesaj at bana. Tamam ama... Tamam anlatacağım Yasemin. Dur. Dur ateş. Ateş. Ayşen. Ayşen açar mısın kapıyı? Ayşen yemin ediyorum yeni öğrendim. Ayşen. Tamam. Mangal işe yaramamış olabilir ama. Şöyle bir kapımı alayım ben. Oh. Ben diyorum ki bir tablayı ateşin kafasına direkt geçirivereyim, bitsin bu işkence. Ne yapacağız? Demir. Ne demiri ya, ne demiri? Adam geldiğinden beri çelik deyip duruyor bana. Bak çelik. Nasıl kapı alınıyor bak. Öğren. Al. İşte. Babacığım. Geldiğinden beri çocuğa çelik diyorsun. Onun adı Demir. Biliyorum kızım, biliyorum. Ama çelik daha çok yakışıyor. Yok ya bırak, problem değil. Bırak dağınık kalsın ya. Ya hangi insan evladı mangalla tavlanmaz Allah'ını seversen ya. Mangal dediğin evrensel bir şey. Diğer yarım kürede bile mangal var. Her yer mangal bu ya. Tamam. Hop bitti. Üzeyir Bey amcacığım ben sizinle bir el oynayabilir miyim ya? Yok oğlum yok. Bir günlük bir galibiyet yeter. Yarın? Belki. O zaman tamam biz de hadi kalkalım. Yarın sabah erken. Hadi. Tabii şey yapayım o zaman. Şofim ya nasıl güzel güldü beni komikti. Ay benim ay. Aa ne yapıyorsunuz ya? Ay iyi akşamlar bakıyorum. Damat kayınpeder sağlı turnuvaları falan yapmışsınız. Hadi yine izninize. Damat. Şşş ateş. Sakın ha kayınpederini yendim falan deme. Öyle bir salaklık yapmadın değil mi? İlkinden verseydin hemen. Hani çaya geliyordunuz siz? Aa, siz gelmeyince ben geleyim dedim vallahi. Nerede dünürlerim? Buradalar işte.